Selamlar arkadaşlar, Bileklici kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kez videosuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi hurda yarışı adlı bir olay geldi şu an oyuna. Ben de 7-8 saat sonra bakıyorum. 7-8 saat önce geldi zannedersem. Hurda yarışından muhabbet şu. Şurada görmüş olduğunuz salonlar var. Onları kazanıyorsunuz şampiyonada devam ederken. Rakiplerinizden kazanıyorsunuz. Ve her rakibi aldığınızda, somunu olan rakibi aldığınızda belli başlı seviyeler var. Onlara geldiğinizde, o somon miktarına ulaştığınızda ödüller alıyorsunuz. Alt garajla alakalı zaten gelen ödüller. Mesela şu an herkeste somon var ve solda ne zaman geleceği de yazıyor. Her bir saate bir geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir savaşalım bakalım. Mesela şöyle bir girelim. Şampiyona yine aynı kaldığı yerine devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Böyle bir şey daha önce de gelmişti oyuna. Bir kez gelmişti hatırlıyorum. Mesela şu an bir somon aldık. Bunu alamayacağız. Pounded. Yalnız oyunun sesi yok. Oyunun sesini açacağım birazdan. Bak adamda bu var. Biz o Grand Prix'e katılamadık. O ona katılsaydık güzel olabilirdi. Ama zaten bir prestij için kullanabileceksiniz. Ondan sonraki prestijleri de kaybolacaktır, gelmeyecektir. Keşke öyle olsa. Hani o saldırı biriminin kilidini açsanız Grand Prix'e katılarak ve bundan sonraki mücadeleler de size gelse yani çok çok daha güzel olabilir. Mesela şöyle şimdi mesela almış olduğumuz rakiplerde bile bir saat sonra yeni rozetler geldiği için tekrar bir rozet alabileceğiz o arkadaştan. Rozet diye söylüyorlar oyun içerisinde, öyle bir adı verin. Mesela şu an 5'te 3 kazandık. 5 tane rozetimiz oldu. Bunu da alıyorduk, aynen hatırladım. 5 rozetimiz oldu, 6 oldu. 6 rozetle önceki rozetlerimiz toplanacak. Yeni gelen ödüle bakacağız. Ne verecek bize? En sonunda bir yumruk var. O da alt garajla alakalı derken abi güzel atlattı bizi ama yine almayı başardık. Güzel bir maçtı. Şimdi tamam diyelim. 380 bin altınımız var. 8 yeşil taş. Mesela şu an kaç tane oldu bizim şey? Birazdan geri geldiğimde göreceğiz herhalde. 17 tane oldu. Ödülümüz buymuş. Ne ki bu? Veya ödülü şimdi alabiliyor muyuz? Hemen bakalım alt garaja inip. Kupa gibi bir şey herhalde de. Bakalım alt garaja direkt geliyor mu? Şöyle bakalım o saldırı birimidir, o nedir? Hemen ona bir bak, kontrol edelim. Veya en son bittiği zaman gelecektir diye düşünüyorum derken yok, şu an gelmiş. Bu ne? Kuru kafa kadehi. Bu ne işe yarar? Hemen bir koyalım. Şurada bir sürü şey. 15 güç, 10 güç. Şöyle bir koysak. Bari şunu öne koyayım. Belki adama doğru bir şey atar. Evet, bunu kazandık arkadaşlar. Yalnız buna da pek gerek yok. Bunu çıkartayım ben isterseniz. Tutabilsem. 5 güçlü bir şey. İşte bu. 5 güç bizi iyileştirir. Bence fena değil. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Şampiyonadan gerçekten çıkmaya çalışacağız şimdi. Şöyle. İkinci gövdede girelim mi? Rakipleri de güçlü ama deneyeceğiz. Denemekten başka bir şey yapamayız. Hızlı dövüşte biraz kasmaya çalıştım. Biraz zafer serisi kasmaya çalıştım. Ama pek başarılı olmadı. Biraz daha arttırdım çift roketimin vuruşunu. O çift artan çift roketimin vuruşuyla belli zafer serisi attım. 10-15 tane ama sonra yine geri gitti. Bu adam biraz güçlü. Gerçekten güzelmiş o saldırı şeyi. Vuruşumu arttırdım çift roketim. Canını da arttırdım çift roketi kullandığım sinsi de. Dolayısıyla biraz daha iyi kasabilir hale geldik. Şu an 0 zafer serisi ama. Şimdi bu kadar rakip arasında çok zorlandıklarım var mı? Bir tanesi var. Bu mesela benim çok zorlandığım bir rakip bu. Onun dışında iki tane balonun arkadaşlar bizi zorlayacaktır. Geriye gelelim. Yine mi somon aldı? Evet, boyuna somon alıyoruz. Başka bir ödül geldi. Bir gövde ödülü geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bunu tekrar ileri koyayım. Başka metalöz vardır yine 3 yıldızlı falan. Hemen ona bakalım. Şunu kullansak. Mesela bu şekilde balonları patlatabilir miyiz? Görelim. Ama canımız fazla değil. 2000 daha artması gerekiyor çift roketin bize tek atmaması için. O şimdilik dursun. Şimdi bakalım balonda nasıl bir şey göreceğiz. Peki sonuç alamadık. Biraz daha yukarıda olsaydı belki işe yarardı. Geriye gelelim. Başka ne yapabiliriz? Öne ölüm lambası koysam işe yarar mı? Yalnız arkadaki daha fazla vuruyormuş. Bu da can veriyor ama. 12.000 tabii doğal olarak. Kaç bu? 7790. Bunu koysak
2500 can. Yani 2500 güzel bir can. O düşmesin o kadar. Öne şey koyduk. Şöyle yapsak, balon koymasak mitalyozun vuruşu düşer. Düşsün. Yine mitalyoz koyayım ben ama. Ben yine mitalyoz koyayım. Çünkü gövdeyi bu sefer biraz daha ağırlaştırdık. Bakalım. Balonun etkisini hızlı patlatabilecek miyiz? Hemen bir deneyelim bakalım. Hiç fark etmedi. Forklift ağırlaştırması lazım gövdeyi. Çok da ağırlaştırmadı, öyle söyleyelim. Başka ne yapsak? Bu gövdeye rakipleri almak için. Mesela şu gövdem güzeldi. Rakipler biraz zorluk çıkardı bize. Neyse, o zaman çok uğraşmayalım. Çete savaşına geçelim isterseniz. Çünkü alt garaj şampiyona şu an bizim için sıkıntılı, öyle söyleyelim. Hemen girelim çete savaşına. Elizi ve de diğer gövdeleri. Kolay, çok zor değil. Hemen alalım. Söylediğim gibi her gün 9'da yayınlıyoruz kes videolarını. Dediğim gibi ben de orada oluyorum. 3 gündür oradayım. Dün attığım videoya, galaya çok fazla katılan olmadı. Böyle 3-4 kişiydik. Ondan önceki gün 12-13 kişiydik. O güzeldi. Beraber yazıyorduk, konuşuyorduk şeyden, sohbetten. Aynı bir canlı yayın yaparmış gibi oluyor. Çünkü anlık sağ tarafta sohbette konuşabiliyorsunuz. O güzel bir şey. Şimdi kalkanı aktifleşecek. Almayı başardık. Gayet iyi. Dediğim gibi çete savaşında da bu en fazla kupa kazan arkadaşa verecek olduğumuz kod ödüllü bir şey düşünüyorduk diye söylemiştik. Onu hala düşünüyorum. Güzel bir zamanda da onu yapacağız. Klana gelmek isteyen fazla sayıda arkadaş var. Onların yorumlarını görüyorum. Bir arkadaş geldi kurt arkadaşımızın yerine. Uygardı zannedersem, aynen. Mesela şu an bakalım çete savaşında kazan arkadaşlar. TR Ahmet 2 gün önce girmiş. TR Ahmet 2 gün önce girmişsin. Bir tane çete savaşını kaçırmış oluyorsun sen. O yüzden TR Ahmet'i gönderelim. Başka Yıldız Murat bugün girmiş ama bir şey yapmamış. Yıldız Murat'a da gönderelim. Mesela bu şekilde iki arkadaş artık gelebilir. For the Cats 5 tane kupa kasabilmiş. For the Cats'i de gönderelim. Bu arkadaşlar kusura bakmasın. Marco Rex dün giriş yapmış. Bünyamin dün giriş yapmış. Hani bunlar biraz daha yukarıda olduğu için bunlara bir şey tanıyalım. Onun dışında şöyle dursun. Prestij alımlar kaç? 4 yapmışız. Prestij 4 olan arkadaşlar gelebilir. Çünkü 7-8 olan prestij sahip olan arkadaşlardan klana gelmek isteyenler var. Böyle bir şey yapalım. Devam edelim. Çete savaşlarına tıklayalım. Bu rakibe ne diyorduk? Bunu da alabileceğimiz bir rakip. Hemen girelim. Bugün biraz durgunum nedense. Öyle çok heyecanlı konuşamıyorum. Neden acaba bilmiyorum. Az önce bir tane bisküvi yedim. Şu anda saat kaç? Yani telefondan kontrol edelim. Şu anda saat 2.22 geçiyor. Gece 2.22. Ve de ne zaman uyandım? 8'de mi uyandım? Aynen, bayağı bir zaman geçmiş. 8'de mi? 10'da uyandım ya. Çok pardon. 10'da uyandım çünkü bayağı bir zaman harcamıştık bu videoyu çektiğim günün sabahında. Şöyle gireyim şununla. O yüzden sesim pek gür çıkmıyor. Ama net çıkıyordur. Oo, güzel. İlk defa bizim attığımız mitralyoz adamı bu kadar havaya kaldırdı ve iyi bir sonuç almayı başardı. Şimdi gidelim şöyle. Balonu var, patlatalım. İşte bu sıkıntı olur mu? İşte oluyor bizim için. Sıkıntılı bir durum. Şununla gireyim mi? Şununla girelim artık, ne yapalım. Umarım... Hadi düş artık. Düş. Allah'ın cezası, düş. Heh. Sonunda son gövdesini alırız diye düşünüyorduk. Az önceki gövdemizin neredeyse aynısı. Tam sıyırdık gövdesinin üstünü. Ve almayı başardık. 12 kupada buradan geldim. 4. seviye kutudan. Abi karbon parçalara geçeceğiz neredeyse. Halen daha şey geliyor. Kamuflajdan parça geliyor. İlk gövdesini aldık. Gövdelerine de bakmadım nasıl gövdeleri var diye. Şöyle bir gövdesi var. Bununla girersem gövdesi dik olur. Duvara doğru yapıştırırız. Henüz diklenmedi ama. Çünkü ileri doğru bir atak yaptı. Tekerlekleri büyük olduğu için oradan herhalde düşündüğüm tepkiyi alamadık. Güzel bir gövde. Şununla gireyim bakalım. Roketi ne kadar vuruyor? Fazla da vurmuyormuş açıkçası. 4000-5000 falan vuruyor. 4000 vuruyor. Ya 3500.
3800 olabilir. 5. seviye kutuyu açalım. Koca ayak ve balon geldi. Gövdelere bakıyoruz. Evet, çok çok güzel gövdeler var. İkinci rakip eğer havada bıçağı benim sinsiye tek atmazsa onu alabileceğimizi düşünüyorum. Birinci gövdeyi de aynı şekilde. Pek bir zorluk olacağını düşünmüyorum ama üçüncü sinsiyi değiştirip onun yerine güzel bir şey koyarsam benim için daha iyi oluyor en azından. Mesela şöyle bir gövdemiz var arkadaşlar. Bu gövde yeni geldi. Hayvan gibi olur böyle de ya. Böyle olmasın. Şu tekerlekler hoş duruyor aslında. Yani bunlar fena durmuyor. Şöyle koysak aktifleşir mi? Aktifleşmeye edebilir. İşte bu benim problem olabilir bizim için. O yüzden şunları koyayım ben. Search için bu. Titan içinmiş. Tamam. Bu search için ama. İşte şu an güzel vuruşumuz var. Şöyle bir bıçağımız var. Bıçak mı koysam? Bıçak koyalım arkadaşlar. Bir de itici. İtici mi koyayım? Yok. Bence şey koyayım. 3540 vuruyor. Bıçak koyayım ya. Yapışkan silindire gerçekten güvenemedim. Arkaya da şöyle saçma bir ilk yardım seti koysak herhalde bu biraz iş görür mü? Biraz görse bizim için yeterli. Rakibi biraz havaya kaldıralım. Onun bıçağı, benim bıçağı vuralım boyuna. Bakalım nasıl olur. Dilerseniz girelim. İlk rakibe ilk gövdemle girmeyi düşünüyorum. Şunlar bize doğru hızlı gelir. Havada bıçağı bana vurmaz. İşte bu. Şimdi bir vurduk. Takla atar o. 2, 3. Aa, kalkanı varmış ama yine almayı başardık. Bu bize doğru yaklaşır. Bununla girsem pek sıkıntı olmaz. Bir tane vurdu. Bıçağı havada vurmasın. Süper, bu rakibi almayı başardık arkadaşlar. Havada bizim balonumuz rakibi bayağı bir yıprattı. Denemek istiyorum. Bir tane tek mi atacak? Tek atamadı. Havada bıçağı da çift roketi vurdu. Şununla girelim bakalım ne olacak. Evet, kovucumuz aktifleşti. Derin dondurucu rakibi dondurdu ve ittirdi. Almayı başardık. Güzel oldu. 6. seviye kutuyu açalım. Testere ve kaya geldi. Fena değil. İlk rakip hareket etmiyor yerinden. Bu bizim için problem. İkinci rakip balonu var. Dolayısıyla 3. gövdemi iptal etmek zorundayım. Ve son gövdesinde de bıçak, mitralöz ve kalkanı var. Tekrar bunu böyle koyalım. En azından bir şeye yaramış oldu bu gövdede. Hani öyle çok da bir şey olmadı ama. Şöyle yapalım. Ben yine bu yapışkan silindiri buraya koyayım. Bunun canı artmış olsun. Şu bıçağı da şöyle koydum. İki tane de balon atayım buna. Aslında öne şu dondurucudan koysam fena da olmaz aslında da. Öyle mi yapsam? Dondurucu mu koysam öne? Şöyle. Başka dondurucum var mı? Bütün dondurucuları da sattık ama. Bir de şöyle bir şey koydum buraya. Balon koydum. İş görebileceğini düşünüyorum. Rakibi takla attırırsak bir şeyler olabilir bence. Şimdi bakalım. Şimdi ilk gövdesi hareket etmiyor. Ve 35.000 vuruşu var. Dolayısıyla bu arkadaşa ufak bir şey yapmak lazım. Şöyle bir şey düşünelim. Ben buraya bu gövdeyi koyacaktım zaten. Onu düşünmüyordum aslında. Şöyle yapayım. Balonu koyayım. İki tane bıçak koymaya kalksam çok mu zor olur? Bir tane koysam. 10 güçlü. Çok güçlü bir bıçağım vardı benim. 2000 vuruyordu işte burada. Öndeki kaç vuruyor? 2800. Tamam, şu an bence harika oldu. İlk gövdemi de şöyle bir şey düşünüyordum zaten. Düz durmuyor ama düz durmadığını biliyorum ama yine şöyle bir çift roketi koyup iki geri vitesle bir deneyeyim ben bunu. Rakibin arkasına geçtiğimiz takdirde her türlü rakibi vurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü eğiliriz, bükülürüz. Vururuz o adama ya. Yaparız ona bir şeyler. Hadi bakalım. İşte rakibin arkasına geçtiğimiz takdirde geçemedik. Aptal gövde bizi rakibin arkasına geçirmedi. Roket. Çok fazla vuruyor roketi gerçekten. Bunu zaten tek atacaktır herhalde. Aynen. Rakibin arkasına geçseydik bizim için güzel olabilirdi. Problem nerede acaba? İki gövdede takla atarken rakibin arkasına geçmeyi başaramıyor. Bu da aynı şekilde. Şuradaki şunlar. Bak bu geçebilir ha. Bunlardan umutluyum da bunlarda da can yok ya. Tek atmasın bize adam. Ondan harbiden korkuyorum. 5400 oldu. Neyse şunu alayım ya. Şuna biraz can atalım abi. Bunun canı sıkıntı çünkü.
Şimdi kaç oldu? 9490 oldu. Havaya kalkarsak bizim için güzel olur. Gelin şunu bir hızlı dövüşte deneyelim. Şampiyonaya girmeyelim. Girin bakalım. Göremedim ya. Adamı da tek atmışız. Şansa bak. Hiç bakmadım canına bile. Demek ki bu gövde işe mi yarıyor? Onu mu anladık buradan? Bakalım havada kalkınca. Ama yine o istediğimiz şu noktaya ulaşamıyoruz herhalde, değil mi? Bazı gövdeler çok arkaya gidiyor. Gelin diğer metal parçalardaki tahta parça deneyeceğim lan. Belki bu uçar arkaya. Zaten yemişim gövdenin canını. Gövdede cam mı var? Hemen deneyelim. Tamam, güzel. 9266 oldu. Hemen bakalım şöyle. Bu çok güzel bir gövde denemek için. Yine fark etmiyor ki. Ama dik düşüyoruz en azından bununla. Bir tane daha tahta gövdem var. Bir de onu deneyelim. Gördüğünüz gibi iki tane metal ve işte kamuflaj ve şey parçalardaki başka yok herhalde. Aynen. Kamuflaj ve altın parçalardaki gövdeler de işe yaramıyordu. Az önce biz hangisini kullandık ki? Bakın, bunun tekerlek araları biraz daha kapalı. Bununki biraz daha açık. Ve de bunun ön kısmında şöyle bir sarılık var daha fazla. Bunda yok. Ve bunun üstündeki kapak biraz daha geride duruyor. Evet. Şunu deneyelim. Sonra da diğerini dener kapatırız. Hangisini denediğimi unuttum çünkü. Bakalım o üstteki kapaklar falan mı işe yarıyor acaba? Bunun da tespitini yapmış olalım. Şöyle bir girdik. Olabilir. Çok hoş düştü. Güzel düştü. Bununla gireyim ben ya. Bununla gireyim. Çok zorlamayalım. Öyle mi? Öyle mi yapalım? Ya bence çok zorlamayalım. Diğer rakiplere de bakayım hemen. Diğer rakipler ne durumda? Yani adamın diğer gövdeleri. Ha, ilk gövdesine tamam dedik. Yalnız adam 34 vuruyor. Tamam, vursun. İkinci gövde tamam. Şöyle tekrarla diyelim. Hadi umarım olur. Oraya öne düşmesek. Öne düşeceğiz herhalde. Hadi. Ay lanet pislik. Gördün mü olan işe? ne oldu? Üstteki roketi bize vurdu. Başka ne yapsak? Arkaya düşen gövde var işte. Düşmüyor. Hadi gelin son olarak da şu diğer metal parçalardaki şunu deneyelim. Az önceki denediğim gövde ilk denediğim metal parça olduğunu varsayıyorum. Umarım öyledir. Çünkü bunun arkaya düşmesi lazım. Böyle olmadı. Şey yapacağız. Sinsi'ye çok fazla güç ekleyeceğiz. Yok, bu da öyle değil. Şöyle yapalım o zaman. Sinsi'ye bayağı bir güç ekleyelim. İki balon koyalım. O şekilde kaldırmaya çalışalım. O zaman her türlü olmasın. Aynen bundan bahsediyorum. Aynen o gövdeden bahsediyorum. Yani o altın parçalar. Şundan. Gelin şu canı da klasik için 1851. Gel. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya koyalım. Şu tekerleri de böyle buna koyduk tekrardan. Şimdi düşündüğüm şey şu. Burada güzel mitralözler var. Bunlar kaç? Tamam, bunlar da güzelmiş. Bunu şöyle koydum. Çift roket mi koyayım? Çift roket koyayım. Hadi çift roket olsun. İki tane balon ve güçlü balon koymam lazım. Hani baya bir cana ihtiyaç var çünkü biliyorsunuz. Şunu alayım buradan. Böyle koydum. Başka güçlü bir balon. 500. 1100. Tamam. Neyse ki güçte sıkıntı yok. Güçten yırtıyoruz biraz da. Sağlık alet çantam. Hadi ya. Olsa güzel olurdu. Neyse, o zaman yoksa sağlık alet çantası. Bu roketleri koyuyorum artık. Bunların zamanı geldi. Evet, altın parçalar. Bunu koymayayım ya. O lazım bize çünkü. Lazım olur. Kesin lazım olur bize. Şöyle bir klasik var. Klasiği de aldım. 20.000 cana ulaştırdık gövdeyi. Şöyle takviyelere devam ediyorum. Bakalım neler olacak. Umarız alırız. Klasik için can veriyor. Sen dur. 7 seviye yaptı. Sen 14 seviye. Ne kadar arttırıyorsun? Hadi canım. Çarptırmasan daha iyi. Şunu ne arttıracaksın acaba? 690 gövdeyi arttır tabii ya. Biz boşuna uğraşmışız. Ay, çok güçlü bir şeyi gereksiz şekilde koydum. Şu an onu fark ettim. Neyse, 22.000 can. Yine iyi cana ulaştık. Tamam. Gelin biraz da balonu arttıralım. 288 veriyor her artışta. Balonu arttırmak daha mantıklı. Bir de şunu koyduk. Evet, hiltiler.
Hintiler, pompalılar. Çok fazla var ya. Şöyle azaltalım. Son seviye olacak. Şunu koysam. Şu. Şu. Tamam, bu iyi. Hadi gelin bir de bunu koyduk. Hani 24.000 cana ulaştırdık. Bir de şöyle sağdan devam edeyim. Kamuflaja kamuflaj. Bir sürü pompalım var. Evet, param 26.000. 1.5 milyon parayı erittiğimizi nasıl gördünüz? Paramın sona geldiğini gördüm çünkü. Tamam. Evet, bu adam rakibi havaya kaldırır. Yapar o işi bence. Buraya 615'lik balonunu niye koymuşuz? Daha güçlü balon vardır. Mesela 1100 an. Buradaki mitralize vuruş veriyor. Tamam. Herhalde şimdi bir şeyler olur. Son bir değişiklik. Şuradaki topuzları da çıkartıyorum. Şunu koyuyorum. Diğer yapışkan silindirdeki topuz vardı. Ha, çok pardon. Onlar buradaymış zaten. Siz burada mı durun? Vallahi önce siz oradan gelin. Size o kadar can lazım değil. Tamam. Şöyle koyalım. Tamam, bir tanesini de aldık. Bayağı ayarladık gövdeleri. Umarız alırız bu sefer adamı. Alamazsak adamı kötü olur bizim için. 35.000 vuruyor. Havaya kalkarsan çok iyi olabilir. Süper. Hadi git, yetiş. Allah seni kahretmesin. Bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Ne vardı bizde? Topuz vardı. Yapışkan silindir koymayı denesek ne olur diye düşünüyorum. Çok düşünmeden hemen koyalım. Şöyle yapıyoruz. Bir buradan, bir buradan. Daha mı canımız arttı? Canımız daha fazla arttı. Şimdi ne yaptık? Gövdeyi yükselttik. Bu gövdeyi yükselterek son bir denemeyle alabilecek miyiz? Hızlı gideceğiz en azından. Bu sefer altına iyice girebiliriz. Girdik. Sonunda aldık. Yapışkan silindir. Güzel oldu bizim için. Çok az bir canımız da kaldı. Vallahi bu iyi oldu bizim için. Buna neyle girecektik? Bunu kaldırabilir mi? Lanet olsun. Başka gövde koysaydım. Ben iki tane balonu var zannediyordum bunu. Yalan oldu. Yalan oldu. Patladık ya. Hadi gir altına bari. Şey zannettim ben ya. Diğerinde de böyle iki tane balonlu olan bir gövde var da gövdeyi rahat havaya kaldırırız diye. Öyle bir gövde yokmuş. Kötü oldu. 34.000 vuruş. Muhakkak alırdık. Başka taşımız da yok. Çete savaşı burada bizim için sonlandı. Madem bu gövdeyi bu kadar uğraştık. Dilerseniz gelin şeye girelim bununla. Şampiyonaya girelim. Bir de orada deneyelim bakalım olacak mı. 8600 vuruyor. Fazla vuruyor bu adam. Çok fazla vuruyor. Apex Predator. Apex. Güçlü bir rakip. 22.000. Sıyırdık. Güzel. İki rakibi aldık. Somon geliyor bedavadan. 12.786. Medkit. Evet. Güçlü arkadaşlar var gerçekten burada. Tamam. Bu gövde kalsın böyle. Dilerseniz gelin hep beraber şey yapalım. Evet, 7 dakika bir içinde daha fazla rozet eklenecek diyor. Güzel. Tom amcanın kutularını da ben dün açmıştım. Var mıdır daha kutları? Ödüllere bakalım. Nakit elmas kazan diyor. Arkadaşlar 750 taş. 7500 alttaki zımbırtıdan. Vallahi 18 lira. Güzel para. 750 taş bence çok iyi. Hatta çok çok iyi. Şampiyonu da bayağı götürür bizi ama. Ne yapacağız? Hurdalık seçim diyor. Aha. Ne bu? Efsanevi bir mitralyöz veya efsanevi bir bumerang arasında seçim yap. 3 adet kutu, 3 adet rastgele alet kutusu ve 6 civata. Somun değilmiş, civata. Çok da önemli sanki. Derin dondurucu hurdalık seçimi diyor. 490 taş prestijine çıkmak için sizce de çok fazla değil mi? Keşke olsa. 21 dakika var hadi canım. 630 tane de elimizde var. Çıkmadan şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Şu metal parça tahtayı koyuyorum lan. Suntadan yap. Yine düz durmak ne amına. Şunu koyalım. Vuruş yine güçlü olsun bari, ne yapalım. Bunu koyduk. İki de geri vites koyacağım tekrardan. Düşündüğüm şey şu.
Yani Can da vuruşa biraz yakın olsun. Bakalım nasıl sonuçlar olacak. Şöyle bir girelim. Güzel aldık ama gövde niye öyle düz durmadı, ben onu anlayamadım. Demek ki tahtada sıkıntı varmış. Gelin bir daha metali deneyelim. Bunun tekerlekleri açık. Bir de bunu kullanalım. Hadi bakalım, belki bu olur. Çift roketi koyduk. Yalnız o 750 taşı alsaydık oradan güzel olurdu. 17 lira. Ne kadar süresi var? Eğer maaşım gelirse onun üzerine düşünürüm. Bakayım. 83 saat var. O zamana kadar gelebilir herhalde. Bakalım. Bugün gelirse güzel olur. Cupcake. Buna girelim mi? Yok. Buna girmeyelim. Tek atıyorduk önceden. Şimdi öyle rakipleri gelmiyor. Bu mesela. Şöyle girdik. O, sıyırdık lan. Çok tehlikeli değil mi? Zafer serisi kasarken güzel gidiyorduk oysa ki biz. Böyle patır kütür geliyordu. Aa, çok iyi. Süpersin sen. Ya hep böyle rakip olsa var ya. Önceden öyleydi işte. Değerli arkadaşlar, oyuna yeni başlayan arkadaşlar. Önceden böyle değildi. Hah. Ha. Güzel, böyle gelsin. Şey söyleyeyim. Şu süper kutuyu fullleyelim ya, taçını. Hah, bak geliyor. Geliyor. Devam ediyoruz. Evet, çok iyi. Arkadaşlar anlatın bakalım neler oluyor. Evde havalar nasıl? Zaman geçiyor mu? Benim zamanım inanılmaz hızlı geçiyor. Güneşi görünce biraz balkona çıkıyorum. Tek atamıyoruz buna ya. Tüh. Evet, bunu diyorsak güzel. İşte balkona çıkıyoruz arada. Geçiyor günler. Hah, sonunda tek atacağımız bir adam. Başına bakın. Şimdi şöyle. Adamın, şimdi siz, çok önemli bir taktik veriyorum arkadaşlar. Ben gibi eğer yapıyorsanız. Güzel, buna girelim. Boş gövdeleri severim. Ve gövdemiz de düz duruyormuş. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela vuruşumuz ne kadar bizim? Hemen görelim. 8581. Rakibin direkt canına bakın. 8581. Tamam. Gövdesine pek de bakmanıza gerek yok. Çünkü bu durumda rakibin işte geri vitesi olacak, işte onu da çift roketi olacak, o da havaya kalkacak. Sizin gibi bir sinsisiz yoksa eğer alırsınız. Veya mitalözü de yoksa böyle bir 30 bin vuran tek atacak size. Çünkü yukarı çıkana kadar o mitalöz bir tane vuruyor. Hiç problem olmuyor. Bakıyoruz, tamam, tek attık. Gövdesi bizim gibi ise girmeyin. Ama canına bakın. Canına bakarken de gövdesini görüyorsunuz orada. Çünkü şöyle bakarken bu bilgisayar koca ekran. Telefon daha küçük. Daha rahat görürsünüz. Baktık hemen. Canına baktık. 9036. Geçiyoruz. Hemen gövdeye baktım, girdim. Vuruşum daha fazla. Evet, böyle yaparak zafer serisi kasabilirsiniz ve başladık. Evet, 471'de iptal etmiştik. Bu videoda yayın açacağım abi. Bak şimdi. Buna giriyorum. Şöyle yapacağız. İşte bu. Şimdi ben bu videoyu yayınlıyorum. Sabah 9'da. Ama şu an saat 2.40 falan oldu herhalde. Ben şimdi videoyu burada birazdan bitireceğim. Videoyu bitirdikten sonra yayın açacağım. Yayında Cat Zafer serisi kasacağım. Ve bu yayını da saat gece 3'te açacağım. Yani bu videoyu izliyorsanız kaçırmışsınızdır zaten yayını, ama tekrarını izleyebilirsiniz. Tekrarı da kanalda olacaktır. Tekrarını silmeyeceğim. Havaya doğru attı Elaki. Şimdi ben böyle devam ederim. İki tane daha yapalım. Bir tane yapalım. 15 yap. Bırakalım. Ben sonra hemen videoya geçeyim. Bundan sonraki videoda 3 tane, 4 tane 3 taçlı süper kutunun açılımını sizlerle beraber yapacağız ve o zaman da şampiyonadan dereceyle mi hemen mi yükseleceğimizi göreceğiz, ama kutuları açmam büyük ihtimal şampiyonaya girmeden önce. Buna giriyorum. Bana doğru geliyor çünkü. Kutları şampiyonaya girmeden önce açmam. Hemen yükseleceğimi görürsem belki bir tane açarım. Arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyoruz. Neler yaptığımızı özetleyecek olursak, hurda yarışını gördük. Çok da ahamşahan bir şey değil. Heyecanlandıran bir şey değil. Beni özellikle alt garajı ilgilendiriyor. Onun dışında da arada bir girerseniz mesela hurda yarışına, adamların somonları doluyor. Mesela başla diyoruz. Bakın burada alamadığımız 4 tane adam var. Diğerlerini de bir dakika sonra rojet gelecekmiş bir tanesini mesela, öyle söylüyor. Onun dışında hızlı dövüşe baktık. Çete savaşında ufak bir hata yaptık. Son gövdemizde 2 balon bir şey ayarlasaydık
güzel olurdu. Rakibi kesin alırdık. Burada patladık. Tekrar bir deneme hakkımız olacak kadar taşımız yok ama ben düşünüyorum ki şu 750 taşlı olan teklifi alabileceğimi düşünüyorum ben. Çünkü video çekiyoruz burada. Çete savaşını güzel yerlere getirmemiz lazım. Hızlı presi atlamamız gerekiyor ki insanlar daha keyif alsın bunu izlerken. Yoksa kendim oynasam, dediğim gibi kanal olmasa ben bu oyunu oynamam. Bunu harbi söylüyorum sizlere. Hani bırak taş almayı, oyuna girmem yani. Ama başladık bir kere. Öyle değil ya, sıçradı üzerimize bir kere. Bir kere başladık ve kanal bu şekilde devam etti. Yine Cats'i atıyoruz bu şekilde çünkü kanal takip eden arkadaşlar çoğunlukla Cats izlediği için bunu atmadan izleme alamıyoruz. Çok açık ve net. Bu şekilde benim de zaten tek hakim olduğum adam akıllı oyun bu. Onun dışında işte Brawl Stars oynuyoruz. Başka birkaç tane daha oyun düşünüyorum. Onlara da inşallah bakacağız. Kendinize bakın. Bundan sonra, bu videodan sonra dün çekmiş olduğum yayına bakabilirsiniz. Yayını da biraz sonra çekeceğim. Görüşürüz.